Merhaba sevgili öğrenciler. İnsan fizyolojisinde destek ve hareket sistemi konusuyla devam ediyoruz. İlk olarak destek ve hareket sisteminin yapısı, görevi ve işleyişinden bahsedeceğiz. Destek ve hareketi sağlamak için iskelet sistemi ile kas sistemi arkadaşlar birlikte çalışırlar. İlk olarak iskelet sisteminden bahsedeceğiz. İskelet sistemimiz kemik dokudan ve kıkırdak dokudan meydana gelir. Embriyonik dönemde ana rahminde çocuklar gelişirken, iskeletin büyük bölümü kıkırdaktan oluşurken, birkaç aydan itibaren birkaç aylığa ulaştığı zaman kemikleşme başlar ve iskeletin büyük bölümünü arkadaşlar kemik oluşturur. Peki nedir insan iskeletinin görevi? Destek ve hareket sağlamak arkadaşlar, kaslara tutunma yüzeyi oluşturmak, iç organları dış etkilere karşı korumak, kırmızı kemik iliğinden dolayı kan hücresi üretiminde görev almak ve ayrıca vücudun ihtiyacı olan bazı mineralleri depolamak iskelet sistemimizin temel görevleri arasında yer alır. Ne dedik arkadaşlar? İskelet sistemimizi oluşturan iki tane önemli dokumuz var. Birincisi kemik doku, ikincisi de kıkırdak doku. Şimdi sırayla bu dokuları tanımaya başlayalım. İlk olarak kemik dokudan başlıyoruz. Kemik doku hücrelerine osteosit adını veriyoruz gençler. Osteositler kemik dokuda lakün denilen yıldız şeklindeki boşluklarda yer alırlar ve sitoplazmik uzantılarla birbiriyle bağlantı halindedir. Kemik dokuda hücrelerin yanı sıra ara madde olarak osein denilen ara maddeyi görüyoruz arkadaşlar. Osein denilen ara madde iki bölümden oluşur. Organik ve inorganik kısım. Oseinin organik kısmını protein yapıda olan kolajen lifler oluştururken, oseinin inorganik kısmını ise kalsiyum karbonat tuzları, kalsiyum fosfat tuzları ve az miktarda da olsa sodyum, magnezyum ve demir tuzları oluşturur diyoruz. Ara maddedeki organik kısım kemiklere esneklik kazandırırken ara maddedeki inorganik tuzlar ise arkadaşlar kemiklerin sertleşmesine sebep olur. Bu nedenledir ki insan yaşlandıkça ara maddedeki kolajen lif oranı azaldığı için kemiklerin esnekliği azalırken yaşlanmada inorganik madde birikimi artacağından dolayı yaşlı insanlarda kemik kırılganlığı daha fazlalaşır diyoruz. Kemik dokuda kan damarları ve sinirler bol miktarda bulunmaktadır deriz arkadaşlar. Dikkat! Kemik dokunun dış yüzeyini saran zarın adına periyoz diyoruz arkadaşlar. Periyoz. Periyoz ne işe yarar? Sorularda karşınıza çıkacaktır. İki önemli görevi var. Birincisi kemiklerin enine kalınlaşmasına yardımcı olmak. İkincisi de hasar gören kemiklerin onarımında görev almak. Kemik dokuyu özelliğine göre ikiye ayıracağız. Süngerimsi kemik doku ve sıkı kemik doku. Arkadaşlar vücudunuzdaki bütün kemiklerde hem süngerimsi hem de sıkı kemik doku vardır. Bunu da unutmayalım. İlk olarak süngerimsi kemik dokunun özelliklerinden bahsedelim birazcık isterseniz. Neden süngerimsi kemik doku demişiz? Çünkü bu dokuda arkadaşlar gözenekli yapılar görürsünüz. Çünkü bu doku oluşurken küçük kemik plakaları birbirine bağlanacağı zaman aralarda boşluklar kalmıştır. O nedenle gözenekli bir yapıda gözlenir ve bu gözenekli yapı onun baskılara dayanmasını artıran bir özelliktir. Süngerimsi kemik doku denildiği zaman unutmamamız gereken önemli detaylardan bir tanesi de gözeneklerin içerisinde yer alan kırmızı kemik iliği. Arkadaşlar kırmızı kemik iliği sizin kan bankanız. Kan üretiminden sorumlu olan bölüm vücudumuzda kırmızı kemik iliğidir arkadaşlar. Ve bütün kemik çeşitlerinde hem süngerimsi kemik doku hem de kırmızı kemik iliği vardır. Dolayısıyla bütün kemikler vücudumuzda kan üretiminde görev alır diyebiliriz. Ama hepsinin tabii kan üretme oranı aynı olmak zorunda değil.
Arkadaşlar ikinci kemik dokumuz sıkı kemik doku. Sıkı kemik doku denilmesinin nedeni süngerimsiye göre daha sert olması ve aralarda boşluklar bulunmaması. Sıkı kemik doku osteon adı verilen yapı birimlerinden oluşuyor. Peki osteon dediğimiz yapı biriminde ne var? Arkadaşlar osteon dediğimiz yapı birimi merkezi bir kanal ve bu kanalın çevresinde sıralanmış kemik tabakalarından oluşuyor. Bu tabakalar birleşirken arada kalan boşlukları da osteosit adını verdiğimiz kemik hücreleri dolduruyor. O yüzden de sert. Ayrıca osein kısmındaki inorganik madde oranı süngerimsi kemik dokuya göre arkadaşlar sıkı kemik dokuda daha fazladır. O yüzden sıkı kemik doku daha serttir. Dikkat! Sıkı kemik dokuda osteonun ortasında boyuna uzanan kanallar var. Bu kanallara avers kanalları diyoruz. Bir de bu kanalları enine birbirine bağlayan kanallar var. Yatay kanallar. Bunlara da Volkmann kanalları adını veriyoruz. Bu kanalların içerisinden kan damarları ve sinirler tüm vücudumuza yayılır. Ayrıca kemik doku hücreleri olan osteositler de sitoplazmik uzantılar ile bu kanalların içerisinden geçmekte olan kılcal damarlara kadar uzanarak beslenme ve boşaltım ihtiyaçlarını bu kanallar aracılığıyla sağlarlar diyoruz. Evet, burada da şekilde sıkı kemik doku ve bu kemik dokunun yapısında bulunan kan damarlarını ve kanalları görüyorsunuz arkadaşlar. Dikkat! Vücudunuzdaki kemikler şekillerine göre gruplandırılır gençler. Nedir bu gruplar? Uzun kemikler, kısa kemikler, yassı kemikler ve düzensiz şekilli kemikler olmak üzere insan vücudunda kemikler şekillerine göre dört gruba ayrılır. Önce uzun kemiklerle başlayalım. Boyu eninden daha uzun olan kemikler arkadaşlar. Bu kemikler bunların uç kısımlarında şişkin olan bölümlerine baş bölgesi, baş bölgelerinin arasında kalan uzun olan alana ise gövde adını veriyoruz. Dikkat! Sadece uzun kemiklerde gövde kısımlarının ortasından geçen bir kanalda sarı ilik olarak adlandırdığımız iliğe rastlanır. Sarı ilik bol miktarda yağ içerir. Bazı akyuvar hücrelerinin üretiminden sorumludur arkadaşlar. Ve tekrar ediyorum, sarı ilik sadece kimde bulunur arkadaşlar? Yalnızca uzun kemiklerin yapısında bulunur. Dolayısıyla bize eğer bir kemiğin yapısında sarı ilik var diyorsa o zaman bu kemik nedir arkadaşlar? Uzun kemiktir diyeceğiz. Kolunuzdaki ve bacağınızdaki birçok kemik uzun kemiktir diyoruz arkadaşlar. Uzun kemiklerin en dış kısmında arkadaşlar periostu görüyoruz. Periostun hemen altında sıkı kemik dokuyu görüyoruz. Uzun kemiklerin baş kısmında şişkin olan yerlerde ortada süngerimsi kemik doku ve süngerimsi kemik dokunun içerisinde de ne görüyoruz? Kırmızı iliği görüyoruz. Gövdede ise ortada ne var ekstra? Sarı kemik iliğiyle karşılaşırız. Arkadaşlar uzun kemiklerin baş kısmında büyüme döneminde hiyalin kıkırdaktan oluşan ve zamanla kemikleşerek kemiklerin boyca uzamasını sağlayan epifiz plağı olarak adlandırdığımız bir yapıyı da görürüz. Evet, şöyle şekilde hemen bakalım. Uzun kemiğe baş kısmı, gövde kısmı. Özellikle gençler uzun kemiklerin gövde kısımlarında sıkı kemik doku çok ama çok fazladır. Bu da onların çok sert olmasını sağlamaktadır diyoruz. Ve ortada ilik kanalı, uçlarda da şişkin olan bölümlere de baş kısmı diyoruz. Orada da süngerimsi kemik doku ve kırmızı iliği görüyoruz. Koldaki pazu kemiği, bacağın ön tarafındaki uyluk kemiği, diz kapağından başlayarak aşağıya doğru inen arka tarafta arkadaşlar baldır kemiğiniz, yine diz kapağıyla kalçanız arasında kalan alana da uyluk kemiği diyoruz. Bunlar en önemli uzun kemik örnekleridir diyebiliriz. Kısa kemikler
Arkadaşlar uzunlukları, genişlikleri ve kalınlıkları hemen hemen birbirine yakın olan kemiklere kısa kemikler diyoruz. Kısa kemikleri dışarıdan içeriye doğru katmanlarını sıralayacak olursak en dışta kim var arkadaşlar? Periyost. Periyostun hemen altında sıkı kemik doku. Ortada süngerimsi kemik doku ve süngerimsi kemik dokunun içinde de kırmızı iliği görüyoruz. Sarı ilik var mı? Yok arkadaşlar. Bundan sonra anlatacağım bütün kemik çeşitlerinde, yani uzun kemikler hariç diğer kemik çeşitlerinde genel sıralamamız bu. En dışta periyostlar, zarın altında sıkı kemik doku, ortada süngerimsi kemik doku ve süngerimsi kemik dokunun da gözeneklerinde arkadaşlar kırmızı iliği görüyoruz. El ve ayak bilek kemiklerimiz kısa kemik örnekleridir diyoruz. Yassı kemikler, yassılaşmış ince geniş yüzeylere sahip olan kemiklere yassı kemik adını veriyoruz. Katmanlar yine aynı. Periyost, sıkı kemik doku, süngerimsi kemik doku ve ortada kırmızı kemik iliği görüyoruz. Kafatası kemikleri, kaburga kemikleri, kürek kemikleri bunlar önemli yassı kemik örnekleridir diyoruz. Düzensiz şekilli kemikler, belirgin bir şekle sahip olmayan kemiklerdir arkadaşlar. Baskılara karşı oldukça dayanıklıdır bunlar. Yine katman olarak baktığımızda katmanlar değişmedi. En dışta periyost, periyostun altında sıkı kemik doku, ortada süngerimsi kemik doku ve süngerimsi kemik dokunun gözeneklerinde de kırmızı iliği görüyoruz. Omurga kemiklerimiz ve kene kemiklerimiz arkadaşlar düzensiz şekilli kemiklere örnek verilebilir. Bir insan iskeletine baktığımızda 206 tane kemikten oluştuğunu görüyoruz. İnsan iskeletini iki bölüme ayıracağız. Eksen iskeleti ve üyeler iskeleti olmak üzere iskelet iki bölümden oluşur. Arkadaşlar şekilde bazı önemli kemikleri görüyorsunuz. Kafatası kemikleri, köprücük kemiğiniz, kaburga kemiklerinin ortasından aşağı inen göğüs kemiği ve göğüs kemiğiyle bağlantılı kaburga kemiklerimizi görüyorsunuz. Kolda pazu kemiği arkadaşlar, sırt kısımda omurga kemikleriniz, ön kol ve arka kol kemiklerini görüyorsunuz. Kalça kemiği, leğen kemiği dediğimiz kemik arkadaşlar, el bilek, ayak bilek kemikleri burada gördüğünüz gibi ve uyluk baldır. Bunlara lütfen dikkat edelim. Uyluk, şu arada kalan bölüm uyluk. Baldır dediğimiz zaman arkadaşlar şu arkadaki kemik. Şurada şunu düzeltelim. Arkadaki kemik baldır, ayağımızın hemen arkası. Ön taraftaki kemik arkadaşlar kaval kemiği dediğimiz kemik. Bakın bacağımızın ön tarafında kemik, kaval kemiği. Bunlar arkadaşlar bazı önemli kemik isimleri. Tekrar hatırlatıyorum. İnsan iskeletinde 206 kemik var. Bu 206 kemiğin belirli bir kısmı eksen iskeleti olarak adlandırdığımız bölümde yer alırken, belirli bir kısmı da üyeler iskeleti olarak adlandırdığımız bölümde yer alır. Önce eksen iskeletine bakalım. Arkadaşlar eksen iskeleti baş ve gövdedeki kemiklerden oluşuyor. Baş iskeletimizde neler var? Kafatası kemiklerimiz var ve yüz kemiklerimiz var arkadaşlar baş iskeletimizde ve burada şu detayı unutmayalım. Baş iskeletindeki hemen hemen bütün kemikler birbiriyle doğrudan kaynaşmış haldedir. Sadece neresi arkadaşlar? Alt çene kemiğiniz hareketlidir diyoruz. Gövde iskeletimize baktığımız zaman gövde iskeletimizde göğüs kemiği, göğüs kemiğine bağlı olan kaburga kemikleri ve arka tarafta sırt kısmımızda da omurga kemiklerimizi görüyoruz arkadaşlar. İnsanda sırt omurlarıyla bağlantılı 12 çift kaburga kemiği bulunuyor ve kaburga kemikleriniz ön tarafta göğüs kemiğinizle bağlantı yapıyor. Dikkat! Kaburga kemikleri ön tarafta göğüs kemiğine bağlanırken ilk 7 çift sağlı sollu göğüs kemiğinize ayrı ayrı doğrudan bağlantı yapar. Ön tarafta kaburga kemiklerinden 8. 9. ve 10. çift kaburgalarınız önce birbirine bağlanır,
Daha sonra göğüs kemiğinize bağlanır. Yüzücü kemikler olarak da adlandırılan 11. çift ve 12. çift kaburga kemikleriniz ise göğüs kemiğinizle bağlantılı değildir. Boştadırlar arkadaşlar ve ön tarafta kaburga kemikleri göğüs kemiğine bağlanarak göğüs kafesi adı verilen arkadaşlar yapıyı oluşturur. Bu kafesin içerisinde kalp gibi, karaciğer gibi, mide gibi birçok iç organımız arkadaşlar bu kafesin içerisinde bulunmakta ve iç organları bu kafes ne yapmakta? Korumakta diyoruz. Arkadaşlar omurga kemiklerimize baktığımız zaman omurga kemiklerimiz boyun, sırt, bel, sağrı ve kuyruk sokumu olmak üzere 5 bölüme ayrılıyor arkadaşlar. Omurga kemikleri boyun, sırt, bel, sağrı ve kuyruk sokumu olmak üzere 5 bölümde inceleniyor. Bu arada omurga kemiklerinin arasında şöyle göstereyim burada bir hata oluşmuş. Şu arada kalan omurlar arası diskler var arkadaşlar. Omurlar arası diskler var. Bu diskler fibroz kıkırdaktan oluşuyor ve basınca karşı omurga kemiklerimizi koruyor. Dikkat! Boyun, sırt ve belde bulunan omurga kemiklerimizin arasında bu fibroz kıkırdaktan oluşan diskleri görüyoruz. Fakat omurga kemiklerinin son kısmında yer alan sağrı ve kuyruk sokumundaki kemikler ise arkadaşlar bunlar birbiriyle doğrudan kaynaşmış durumdadır. Bunların arasında bu disklerden bulunmaz diyoruz. Peki omurga kemiklerimiz ne işe yarar? Vücudun dik durmasını sağlar. Kaburga kemiklerine ve iç organlara bağlanma bölgesi oluşturur. Aynı zamanda baş ve gövdenin de hareket etmesine yardımcı olur. Ayrıca biliyorsunuz omurga kemiklerinin içerisinden omurilik adını verdiğimiz merkezi sinir sistemimizin bir parçası da geçmektedir. Geçiyoruz üyeler iskeletine arkadaşlar. Üyeler iskeleti kol, bacak kemikleri ve üye kemerlerinden oluşuyor. Kol, bacak kemerleri, kemikleri ve üye kemerlerinden oluşuyor. Kol kemiklerimize baktığımız zaman pazu kemiği, ön kol kemiği, dirsek kemiği, el bileği, el tarak, el parmak kemikleri. Bacaktaki kemiklere baktığımız zaman uyluk, kaval, baldır, ayak bileği, ayak tarak kemiği ve ayak parmak kemiklerinden oluştuğunu görüyoruz. Üye kemerleri dediğimiz zaman omuz kemeri ve kalça kemeri olmak üzere 2 adet kemerimiz var arkadaşlar. Omuz kemerinde önde köprücük kemiği, arkada ise kürek kemiği bulunur ve bu iki kemik omuz bölgesinde bağlantı yapar arkadaşlar. Köprücük kemiğinizde omuz arkadaşlar kürek kemiğiniz omuz bölgesinde bağlantı yapar. Buraya omuz kemeri diyoruz. Kalça kemeri dediğimiz yapı ise oturgağa, kalça ve çatı olmak üzere 3 kemiğin kaynaşmasıyla oluşur. Arkada sağrı omurlarına bağlanan kalça kemerleriniz, önde de birbirlerine bağlanıyor. Kalça kemerleri arasında leğen boşluğu oluşuyor ve kalça kemerleri bacak kemiklerinizle bağlantı yaparak arkadaşlar kalça kemerinizi oluşturmaktadır diyoruz. Evet arkadaşlar buraya kadar destek hareket sisteminin belirli özelliklerinden ve kemik dokunun özelliklerinden bahsettik. Bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.